Tel ordu sıralar Etiyopya'da başarısız oldu. Yani bu kadar kötü savaştılar. Yok abi, modernizasyon yok orduda. Şöyle, 1. Dünya Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı'nın arasında çok bir yıl farkı yok. Ve ordular yani mantıksal olarak pek alışamadı düzene. 2. Dünya Savaşı'nın 40 yılına kadar kimse zaten tahmin edemiyordu böyle tankların aktif olarak, uçakların bu kadar efektif olarak kullanılabileceğini. Dolayısıyla doktrin yoktu. Hani lay lata vermediler. Öyle değil desem daha doğru olur herhalde. Ama Etiyopya'da çok başarısız oluyorlar. Yani haddinden fazla başarısız oluyorlar. Ya 40 yılına kadar Avrupa savaşlarında işte doktrin Fransa'dan sonra önem gösterdi. Fransızlarda da doktrin yoktu. İtalyanlarda da doktrin yoktu. Fransızlar bir yerden sonra doktrin sahibi olmaya çalışsalar da yine sahip olamadılar doktrine falan filan. İkinci Dünya Savaşı'nın aslında kilit noktası Doğu Cephesi. Doğu Cephesi'ne kadar kimsenin neyin nerede olduğunu bile bilmiyor ki. Yani şöyle düşün. Bir şey var. Bir savaş durumu var ama kimse ne yapacağını bilmiyor. Mesela Japonların durumu yine çok önemlidir. Ya diyoruz yani doktrin ne kadar önemli. Doktrin bir savaşın merkezidir. Nasıl saldıracağının, nasıl karşılık vereceğinin. Mesela Mesasult insan fırlat diyoruz ya. Aslında Mesasult şuraya kadar insan fırlat. Hani ondan sonrası mesela burası Çin'dir, burası Sovyet'tir. Niye? Artık burada hani sayı üstünlüğünü kullanmayı bir kenara bırakıp artık Blitzkrieg doktrinine bir gönderme olarak bu şekilde. Çünkü Sovyetler biliyorsunuz savaşın ortasında doktrin değiştiriyor. 41 yılında artık Mobile Warfare doktrinine geçiş yapıyorlar. Bu da Fokus'a yansıtıyor. Merhabalar efendim, merhabalar. Merhabalar. Evet. Alors Evet. monsieur, size bir teklif sunacaktım. Sunun. Afrika'da size satılacak kolonilerimiz var. Bu İtalyanların uzun yıllardır bir rüyasıydı maalesef. O yüzden yani artık ülkemiz, halkımız huzursuzlanmaya başladı. Çünkü bu Cezayirliler, Faslılar artık bizim anakara ülkemize geliyorlar malumunuz. Bizi de bunlar bizi çok rahatsız ediyorlar. Yani biz Afrika'da topraklar satın alırız ama bu şimdi olmaz. İleride olur. Yani siz bilirsiniz efendim. Yani bir de sizinle bir faction'a girmek için gelmiştim. Söz konusu bir ittifak gelecekte. Gelecekte olabilir ama şu an için her şeyi konuşmak için çok çok erken. Yani monsieur, var ya sizinle Roma'da bir çay içtiğimiz için yani gerçekten çok teşekkür ederim. Bu beni durumundan fazla ziyade etti. Çok teşekkür etmek üzerim. Görüşmek üzere. Au revoir monsieur. Görüşmek üzere. Burada güzel bir arm experience kasabiliyor muyuz? Hiç yoktan general. Ben burada oyuncuların genellikle çok hızlı burayı bitirdiğini görüyorum. Niye bu kadar hızlı bitiriyorlar acaba? Ben onun hiç makrosunu mesela çalışmadım İtalya'da. Yani ben bana göre burada army experience lazım, general lazım. Çok fazla kasılıyor çünkü general, bakın bir generalim vardı ama artık çok daha iyi durumda. Ciao Mussolini, ciao. Size de ciao. Ben İspanya Savaş Bakanı Alcalá İspanyol? İspanya, halkımızın ileride bir karışıklığa gideceği bildirimini almış bulunmaktayız. Olası bir iç savaş durumu olabilir. Bu savaşta Muhtemelen. acaba hangi tarafı desteklemeyi düşünüyorsunuz ve halkınız hangi ideolojinize daha yatkın acaba? Ya bizim bir tane ideolojimiz var. Yani yanlış mı gösteriyorum bilmiyorum sizlere ama biz burada yani en son baktığım zaman milliyetçiydik. Yani Duce sadık olacaktır krala. Tahmin ettiğim Yani kadarıyla. bu Öyle hiç mi? kimseye alakadar etmez. Yapmayın efendi, biz de Latin'iz, siz de Latin'siniz. Siz dönmesiniz. Aa. Latin'den dönmüşsünüz siz. Ya şimdi zamanda Gotlar gelmiş, hani Araplar gelmiş ama sonuçta Latin'iz biz şu anda. Romalılardan biz buraya göç ettik. Siz Yanlış Almanlar söylüyorum. geldiği vakit dönekliğinizi ilan etmediniz mi? Bana bunun cevabını verin. Efendim, hayır öyle bir şey olmadı. Çıkarın gösterin lütfen. Göstereyim. Gösterin. Atilla ilk zamanlarında geldiği vakit siz Atilla'nın yanında savaştınız mı, savaşmadınız mı? Savaşmadım. Çıkar Kartaca, gösterin. Numidyalı süvarilerle İspanyol ordusunu topladığı vakit geldin mi gelmedin mi? Ahlaksız adam, çıkar göster. Öyle bir şey olmadı. Latinim demekle olmuyor iş. Biz ayrıca Latin değiliz. Latinlik kimliğimizi bir kenara bıraktık. Biz artık Romalıyız. Biz de Romalı olarak görüyoruz şimdiden. Ama bağımsız bir Romalı, yanlış anlaşılmasın. Romanın en sevdiği şey nedir bilir misin kardeş? Yok yok, bilmek istemeyiz kardeş. Vergi. Sana yol Ha. yapmamı ister misin? Yol yaparsınız. Hepimiz birbirimize yol yaparız yani zamanı geldiğince. Yol yapmamı istersen yol yaparım sana. Vergisini ödediğin sürece. Nasıl bir vergi acaba? Biraz açar mısınız? Vergi yani. Fabrika vergisi mi? Eyhane. Şimdi sen beyefendi, sen benim ülkemin halini görmüyorsun herhalde şu anda. Görüyorum. Görüyorsan demek ki şu anda vergilendirmeye girecek bu durumda değiliz. Aksine tamamen vergilendirmeye girecek durumdasın. Efendi, sen neden bu kadar bize düşmanca tavır sergiliyorsun? Ha, Ama olmaz ki böyle. düşmanca değil, hayır. Eğer ki madem ki Romalısın, çıkar vergiyi. Ama ben senin vatandaşın değilim beyefendi. Nasıl değilsin ya?
Hayır yani şu anlamda İtalyan vatandaşı olup o şekilde vergi vermem gerekiyor. Ama ben İtalyan vatandaşı değilim. Aksine bağımsız bir eyalet yönetiyorum. Her eyaletin vergisi kendine beyefendi. Sen kendi vergini kendin alacaksın. Ben kendi vergimi kendime. Neyse bunlar ileride konuşulur, anlaşılır. Sen benden ne istiyorsun? Konuyu uzatma. İç savaşta bizi desteklemez efendim. Neden? Ne isteyebilirim ki? Yani eğer ordunuzu deneyimlendirip ileride olası savaşlarda Land Doctrine ordunumuz falan... Ordunumuz karşınızda da deneyim kazanabilir. Karşı demokrat olacak ama. Yani ülkemizde ne zaman neyi benimseyeceği belli olmaz. Anladım efendim. Şimdi anladım her şeyi. Tamam efendim. Görüşmek üzere. Anladım ben. Görüşmek üzere. Vergini ödemezsen bilemem yani. Gel hele, adam akıllı bir donanma kazanmazsın. Evet buyurun. Efendim nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Biz iyi değiliz. Hangimiz iyiyiz ki? İçimizde bir isyan var, söndüremiyoruz. Bizim içimizde ne yangınlar var gören yok en azından. Siz görüyorsunuz kendi yangınınızı. Siz de kendi yangınınızı görüyorsanız problem yok. Başkasının görmesine gerek de yok. Aynen öyle. Efendim ben diyorum ki iki dost ülke olarak evvela şu 12 adaların bize verilmesi hususunu bir görüşelim. Yani konuşuruz. Ne konuşalım? Bir fabrika. Hiç fabrika olsa. Yunan 2'den fazla verir buraya. Sen Yunan almayacak mı ya? Ama işte şöyle Yunan'a verip Yunan'dan geri almak da mantıklı bir fikir. Efendim 12 ada var şimdi, bir sivil değil de dostluğumuzla beraber bizim içimizde genel seyirciler var. Bunlar diyor ki ya Osmanlı diyor ya. Yavaş gel. Durduramıyor. Osmanlı diyorsan Mersin, Antalya var yani, yapma. Mersin, Mersin Antalya var. Ne demek istiyorsun? Yani biz Türkiye Cumhuriyeti ile buradan çekildik ama Osmanlı açısından oradan çekilmedik. Yani haklarımız ya olabilir. Türkiye, o zaman seni burada koyup ben Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı'ya çevirip oraya girersem sen hiç bak iddia edemezsin. Çünkü ben aslen Türkiye Cumhuriyeti. Öyle oluyor muydu ya? Öyle oluyor, oluyor. Şu anda ben Türkiye Cumhuriyeti'yim. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı'ya çevirirsem ben aslında basic olarak Türkiye Cumhuriyeti olduğum için gene benimle anlaşman geçerli. O zaman Osmanlı topraklarını isteyemezsin. Osmanlı topraklarını çünkü sen Türkiye Cumhuriyeti'sin. Ben Osmanlı topraklarını istiyorum demedim ki. Türk toprağını istiyorum dedim. Nereler Türk? 12 ada Türk'tür. 12 ada Yunan diyenler de var. Sen onları aldırış etme. Ya şimdi Yunan mı ben mi kardeşim diye sorarlar adama ya. Valla Yunan görüşebiliriz diye mektubu yolladı. Yunan buraya ekip verir. Bak Duçe, bir iki fabrikanın hesabını yapıyorsun. Üzülürsün. Yani ben yapmıyorum. Benim ihtiyacım olan bir şey bu. Çok senin stratejik bir yok. Ya senin ihtiyacın yok. İhtiyaç meselesine gelsek senin pek bir ihtiyacın yok ki diyor. Maşallah kale gibi duruyorsun orada yani. Kalede yani. Kalenin de bir limiti var. Kalenin ne limiti olacak? Kale gibisin diyorum zaten ya. Valla şöyle ki lazım ya. Ben orayı yani fabrikaya araştırma veririm. Bir fabrikaya ver, ben sana yardım edeceğim ileride. 38'de vereyim. 38'de alırsın o zaman. 38'de alır satmayacağını garantisini veriyor musun? Yani Yunan 2 verirse satarım muhtemelen. Ya da kaynakları... İçe bak, kılıçlar çekilecek durduk yere bir 12 ara için beni milletle savaşa sokacak. Hiç vicdan veriyor mu? Ya İngilizlerden öğrenecek çok şeyimiz var. İşte ben de sana onu diyorum. İngilizlerden öğren de savaşmadan nasıl toprak verileceğini de öğren ama. Yani İngilizlerin olduğu her masada ticaretini yapıp milleti dolandırması çok hoşuma gidiyor. Yani senin toprağını senden alıp sana satmak istemesi çok güzel bir şey. Çok tabii o kaliteli bir iş de. Oh. O nasıl söyledim oldu? Mi? Fransız Reinhardt'ı mı reddetti? İnanamıyorum. Ben gidiyorum. Git sen. Merhabalar Sayın Duçe. Merhaba. Efendim biz size öncelikle özel olarak tattığımız politikodan ikram etmek isteriz. Politika mı? Politiko. Yunan tatlısı. Politiko? Evet. Yemediniz bir daha önce. Yok. Daha önce fırsat olmadı. Bir deneyin. Beğenirsiniz belki. Sağ ol. Şu andaki bulunan iktidarınıza kral itiraz edecek mi? Neden itiraz etsin? Ne bileyim, kendisi biraz kızmış gibi benziyor. Hayır. Kralın etmedi görevi halkla iyi geçinmektir. Bu. Tamam o zaman biz bunu öğrenmemiz iyi oldu efendim. O zaman biz de faşist hükümetle oldukça iyi dostluk bağlarımızı geliştirip sizinle dostane ilişkiler kurmak istiyoruz. Tabii siz isterseniz. Olabilir. Neden olmaz? Ya bir de efendim ben bir Romenlerle görüştüm. Şey olmasın, şimdi kırılmayın, sinirlenmeyin öncelikle. Size çok gizli bilgi getirdim efendim. Yugoslavya üzerindeki emelleri mi? Hayır. Neyi? Sizin karınıza şişman dedi efendim. Onun bir karısı bile yok. Ya geçen gün ben villasına gittim. Ayrıca benim de bir karım yok. He, yok mu? Ama öyle dedi. Mussolini'nin karısı çok şişman dedi bize. Yani ne diyeyim? Ben de anlamadım. Saraydan kimi görmüş acaba çıkarken? Bilemiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum ve ben Belgrad Fatihi olacağım dedi. Ya bilginiz olsun. İnşallah.
Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyiz, sizlere sormalı. Dinliyorum. İyiyiz efendim. Japon tehditiyle boğuşuyoruz. Sizden aslında yardım istemeye geldik. Japonlar bizi tehdit ediyorlar bir yıl sonrasında. Yani sizden... milliyetçi bir dostum için sizleri neden ya destekleyeyim? Bir an ne gibi bir kasanç olur? Yani efendim... milliyetçi bir dostunuz efendim. Evet, biz de milliyetçi bir dostumuz. Partimizin adı bile Milliyetçi Çin Partisi. Yani size büyük yardımlar edeceğimizi kuşkunuz olmasın kesinlikle. Ama işte biz sizi destekleyemiyoruz. Belli başlı kurallar sebebiyle. Efendim bizi desteklemeseniz, Japon'u da desteklemeseniz bence evet. Daha mantıklı. Yani aslında asıl istediğimiz bu yani. Hiçbir tarafa en azından destek vermeseniz efendim. Çünkü biz zaten büyük bir savaşa gireceğiz. Yani büyük bir savaşın eşiğindeyiz. Yani bunu konuşuruz. Şu an için savaş olduğu zaman bunu konuşuruz. Yani anladım. Olabilir de olmayabilir de. Buna ileride bakacağız. Tamamdır. Teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Efendim iyi günler. Buyurun. Nasılsınız? İyiyiz siz. No, biz de iyiyiz. Biz biraz karışığız yalnız. Siz karışık mısınız? Karışık burası evet. Buyurun. Ya efendim şimdi bizim ülkenin başında birisi yok. Yaklaşık ben mi geçeyim? Yok. Yo onun için gelmedim ya. He. Biz ülkenin başında birini getireceğiz. Dağların altında bir tane kadın var. Kozmetik ürünleri satıyordu. Dedik gel sen ülkenin başına geç. Sen iyi anlıyorsun dedik. Çünkü başa geçecek kimse yok yani. Ülkede herkese sorduk. Kimse geçmem diyor. Siz ona geçirelim dedik. Biraz uzun bulduk. Ya efendim bu makyajı geçtiğinde sizin yanınıza bir tane toprak değmeli olacak. Hani böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini söylemek için geldik. Haberiniz olsun. Yani böylelikle sizinle düşman olmamış oluruz. Yani sizin ideolojiniz yine bulduğunuz ideolojiden devam değil mi? Elbette. Niye bunu herkese önüne gelen soruyor? Avrupa'da dost aramak zor. Rus diyor yarısını ver, Alman diyor Leh koridorunu ver, Fransa diyor seni koruyamam, orada sınır yok, burada sınır yok, bucak bucak dost arıyoruz abi. Dediğim gibi bizim görüşümüz belli, şeklimiz belli, bu. Tamam böylesi güzel efendim, tamamdır, kendinize iyi bakın. Size. Ya bir yanılgı var abi, ben bilmiyorum, gidip de bir ülke hangi yoldan gideceksin demek yanlış bence ya. Ya sizce de değil mi? Ne bileyim yani, gidip de Mussolini'ye sen gidip de şey diyemezsin. Hani, iktidarda kalacaksın değil mi? Merhabalar efendim. Merhaba, buyurun. Sizinle bir petrol anlaşması yapmak istiyoruz. Yapalım. Biz şöyle bir bilgi aldık. O yüzden size petrol lazım olur dedik. Bu Türkler zamanında Libya'yı size verirken bir şey uçuyormuş. Kuş, kuşa benziyormuş. Biz bilmiyoruz onun ne olduğunu. Hı hı. Ya onlar bu petrol denilen şeyle çalışıyormuş. O yüzden eğer kuşa benzeyen şeyi uçurmak isterseniz biz size petrol bağlayabiliriz. Yani ilerleyen dönemlerde bunun anlaşmasını siz ne yaparız? Petrol alacağımız yerlerden birisi olursunuz. Neden olmasın? İstediğiniz zaman kapımızı çalabilirsiniz. %85 sizin. Neden bizim? Ne istiyorsunuz karşılığında? Karşılığında Irak tarafında bir destek. Gönüllü desteği verebiliriz. O zaman anlaştık diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Efendim, selamun aleyküm. Buyurun, hoş geldiniz. Bizim batımızdaki bir sefere çıktınız. Kutlarım sizi, başarılı oldu. Zor oldu, ya, güç olmadı. Zor, güzel. Birazcık kokular geldi burnumuza. Gaz mı kullandınız? Yok, kullanacaktık, gerek olmadı. Güzel, tebrik ederim efendim. Öncelikle benim söylemek istediğim şey şuydu. Biz bildiğiniz üzere bir dönem ufak bir ayaklanma çıkardık Osmanlı'ya karşı. Evet. Bu ayaklanma sırasında da silah desteğimiz İtalyan hükümeti tarafından sağlandı. Biliyorum aynı hükümet değil, şu anda sizin rejiminiz bambaşka bir rejim ama amaçlarımız niye aynı olmasın? Sizin Avrupa'da genişleme hayalleriniz vardır. Akdeniz'de. Hayalden ziyade fikir diyelim buna. Akdeniz'de. Avrupa bir Roma niye olmasın? Roma... Şimdi Roma'nın toprak bütünlüğü tartışılır. Hangi Roma dönemi olduğuna göre de değişilir. Bana Doğu göre... Doğu Roma diyelim. Doğu Roma bilmiyorum. Yani ben daha çok Sezar Roması'na hastayım ama Sezar Roması da boğazımıza kalır. O da güzel. Yani biraz zor ama güzel tabii. Bizim efendim aklımızda bir Lakhimidi İmparatorluğu sınırları var. Madem tarihten bahsediyoruz. Yani iyice Suudi Arabistan, Oman vesaire etrafını toplayıp İbn Arabistan olmak. Ardından sizin de onayınız ve desteğinizle Afrika'ya doğru Müslüman topraklarını birleştirmek. Libya'ya dokunmadan tabii ki. Ya da Etiyopya çevresini. Bunları konuşmak için çok erken. Daha Balkan siyaseti ortada değil. Diğer siyasetler daha da zor durumda. Yani şu an için konuşmak için erken ama ileride oturup tabii ki de müzakere ederiz. Balkanlarda bir siyaset mi olacak? Olacak, olmayacak. Balkanlarda birbirini yemeye hazır 4 tane devlet var. Hepsini siz yemeyecek misiniz? Hayır. Hepsini biz yersek boğazımızda kalır. Yani efendim Yugoslavya'yı bölüştürmeyin bence.
Yugoslavya bölüşmesi değil mesele. Mesele burada, bölgede en az zararla maksimum karı çıkarmak. Katılıyorum sizlere ve bu seferinizde başarılar diliyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Siz de. Ha, bu arada Eritre'den birkaç savaş kaçağı yakaladık, ne yapalım? Kafana göre artık Eritre yani aslında Hristiyan bir yani Etiyopya'da olmasına rağmen bilmiyorum, sana kalmış. Savaştan bizi kaçanlara bizim saygımız kandırmaya çalıştılar. Yok. Bizi kandırmaya çalıştılar. Hepsinin pantolonunu indirdik, gerçeği öğrendik efendim. Kendinize hangi iyi bakın. Hangi konuda kandırmaya çalıştıklarını sorun bizi. Görüşmek üzere. Bey babacığım nasılsın, iyi misin? Ya iyiyiz, nasılsınız ya? İyiyiz iyiyiz, seni gördük daha iyi olduk ya. Boris ben, Boris tanımadın mı? Tanıdım tanıdım. Ya bey baba bunlar bizi vallahi kurt gibi kapmaya çalışıyor. Bize dedik benim bey babam var hayırdır filan. Eğer siz bizim yanımızda olursanız kaptırtmayız sizi. Yani destekleriz. Eğer gerek Romanya'ya gerek diğer devletlere karşı. Eğer ki bizim yanımızda olursanız biz de size göre destek oluruz. Niye olmayalım? Buna duyduğum iyi oldu şimdi. Bazı demantlar geldi de bize. Bey yani... babam arkanda o zaman. Evet arkanda olmaya çalışırız. Efendim merhaba. Buyurun. Şöyle sizinle görüşmek istedim. Romanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendileriyle daha görüşme şansım olmadı. Bulgaristan'ı köşeye sıkıştırdıklarını biliyorsunuzdur. Evet evet onu biz de duyduk. Yani üzüldük açıkçası. Evet. Yani Bulgaristan'ı köşeye sıkıştıracaklarına göre bir sonraki hedefleri muhtemelen siz olacaksınız. Şimdiden zaten askeriye önem vermeye başladık. Yani Romenlerin bölgedeki durumunu şöyle bir analiz ettiğimiz vakit. Eğer ki ikiniz ona karşı koyarsanız ben size destek olurum. Teşekkür ederim efendim. Peki neden siz Romanlara karşı bu kadar şeysiniz? Çünkü etrafındaki ülkelere onlar kötü düşünüyor o yüzden. Tamam, bir isteğiniz var mı efendim? Görüşmek üzere. Bonjour monsieur, bonjour. Buyurun. Monsieur beni biraz şişlediler efendim. Hak ettin. Efendim yani biliyor musunuz ne oldu efendim? Var ya biz Rhineland'ı verme kararını verdik. Yolda ajanlar mesaja sızıp mesajın kararını değiştirdiler. Öyle ilettiler efendim. Yani Almanlara izin vermen gerekiyordu. Evet yani. Ülke nasıl gidiyor Messi? Ülke nasıl gidiyor? Gayet iyi. Yani ya özellikle gayet iyi. Yani gerçekten ya kendimizi çok güçsüz hissediyoruz. Yardım edin. Niye yardım edeyim? Demokratik birine. Yani efendim şimdik yani artık yani bir gaza geldim. Askeri üniformamı giydim. Bir sıkıntı varsa unutmayın ki Fransız ordusu Paris'in köşelerinde geziyordur. Mavi ama. Evet mavi. Hayırdır? Sıkıntı mı var yoksa? Sıkıntı var. Kendinizi çok güvenerek konuşuyorsunuz. Ama konuştuğumuz gibi ben işledir efendim. Yani ben de artık kendime güvenemiyorum maalesef. Ben güveniyorum. Benim işimden bir sıkıntı yok. Efendim size Fas'ı satmaya karar verdim. İkisi bile. İstemiyorum. Hayır. Niye ikisi bile ben Fas'ı niye alayım? Bana çünkü ne Fas'a? Çünkü efendim ülkemizde artık topraklarımızı satmaya karar verdik. Gidin başkasına maalesef. Satın. Biz toprak satın almakla ilgilenmiyoruz. Ya çünkü hatırlatırsam 100 yıl önce Tunus için ağlıyordunuz Osmanlı'ya. Onlar İspanyoldu. Yok. İtalyandı. Ha 100 yıl. Tunus için ayrıyız. Daha doğrusu siz öldünüz. Yani biz Cezayir'imizi almıştık o zamanlar da. O sıkıntı şu an o değil. Ama siz bilirsiniz efendim. Yani size toprak satmayı uygun görüyoruz biz. Ben almak sizin için gibi, uygun görmüyorum ama. Sizin gibi yani çok değerli müttefikler, çok iyi değerli insanlar. Yani dediğim gibi ben şu an için kimseden toprak satın almayacağım. Hani siz böyle efendim. Bir güzel düşüncelere sahip olabilirsiniz ama biz kimseden toprak almak, ada satın almak ya da etmek ilgilenmiyoruz. Yani sizden bir söz almak istiyorum. Agresif tutunmadan bulunmayın bize. Yapmayın bize bunu. Zamanı geldiğinde göreceğiz bunu. Yani agresif olur muyuz, olmaz mıyız? Bu sizin tahta delinize bağlı. Ne kadar tatlı olursanız o kadar iyi. Ben tatlıyım efendim. Yani size gelin Paris'e kruvasan, kafe, hepsini, baget, maget, sucuk, Fransız sucuğu. Yani verebiliriz. O yüzden yani biz hep tatlıyız. Göreceğiz bakalım ilerleyen günlerde. Şimdilik görüşmek üzere. Fransa niye komisini sen yiyor? Savaş ilanı tahsil bir olayı var mı? Fransız o dönemlerde çok şey, karışık. Zaten ne kadar karışık olduğunu size sadece şu kadar özetleyeyim. Bu adamlar o kadar karışık ki yani ikiye bölünmüş bir ülke olarak düşün. Hatta üçe bölünmüş bir ülke olarak düşün. Yani Almanlarla savaşalım diyen bir güruh da var. Çünkü yavaş yavaş Versa'yı yırtıyorlar.
Aksine Almanlarla asla savaşmamalıyız. Bizim halkımız böyle bir savaşa girmemeli diyen bir güruh da var. Ki bunu zaten Polonya için neden savaşıyoruz akımı örnek gösterilebilir. Fransızlar bunu yapmıştır. Hatta bir gün İngilizlerin aksine bir gün geç savaşa dahil olmuşlardır. Ve aynı zamanda savaşları da hani nasıl diyeyim size. Birinci Dünya Savaşı'nı ağır geçirmiş bir ülkedir. Ülkesi işgal edilmiş bir ülkedir. Almanya gibi değildir. Almanya'nın ülkesi Birinci Dünya Savaşı'nda işgal edilmedi. Yani biliyorlar ne olduğunu. Sence Fransızlar eğer Almanya'ya savaş ilan etmeseydi Hitler daha erken doğuya ilerler miydi? Doğuya ilerler zaten hedefi o adamın. Yani şeyleri Sovyetleri sevmiyor. Sovyetler de aslında Almanları sevmiyor. Zaten doğuya ilerlemek istiyor Führer. Onu söyleyebilirim size. Çünkü Almanlar da şeyleri hiç sevmez. Rusları hiç sevmez. Çekoslovakya'nın bölüşümünde Çekoslovakya hani alacağı Münih konferansında hani en büyük şey yapan, karşı çıkan devletlerden biri Sovyetlerdi. Eğer ki Chamberlain gibi siyaseti bilmeyen bir adam değildi. Hani daha agresif bir adam gelseydi mesela Churchill olsaydı Sovyetler Birliği'yle asla Çekoslovakya Alman'a vermezlerdi. Anschluss'a bile karşı dururlardı belki. Ki Anschluss'a zor karşı çıkarlardı ki Alman ırkının birleşmesi ama şey toplumun birleşmesi ama hani Çekoslovakya bu konunun dışında. Sovyetler garantör de devletidir Çekoslovakya'nın. Onu engelliyor işte Chamberlain. Barış için bir şey diyor, fedakarlık diyerek elinde belgelerle geliyor. Ki o da zaten bilmiyor. Yani Chamberlain zannediyor ki Şüdet'i verecek sadece. Şüdet'i alacak. Bir de buradaki Alman topraklarını alacak. Yani bütün Şüdet'i alacak. Ama adam ilk bunu alıyor. Ondan sonrasında orduyu sokuyor. Bir gecede bitiriyor işini. Efendim merhabalar, merhabalar. Merhaba. Efendim. Nasılsın? İyi, siz? İyiyiz, iyiyiz. İtalyanlar Başvekili Muhterem Duce. Sizi gördük daha iyi olduk. Değil mi Bulgar? Aynen öyle. Biz de birleştik. Koalisyon. Evet. 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 İnşallah bunu yanlış anlamamışsınızdır. Kendileri enflasyon yaşamış Türk ve Yunanlılar tarafından bir de ısındılar. Yani şöyle söyleyeyim. Baştan geldiğiniz konu için konuşayım. Eğer ki Yugoslavya'dan bir karış toprak ilerlerseniz ben de size ilerlerim. Estağfurullah. Ama komşumuz ilerlemeyi düşünüyordu. Biz ona yapmamasını önerdik inşallah. Yapmaz. Bacar mı? Fark dedi etmez. Ki gel beni koalisyonuna katma. Gel seninle şey yürüyelim falan dedi. Dedim valla ben daha öyle bir intihara girişmek istemiyorum dedim. 2 gram hak bile bizi de yoldan sapıtacaktı. Ha. Yani Yugoslavya konusunda hassas değerlerim var. Eğer Yugoslavya üzerine bir operasyon ya da bir bölüşme ya da herhangi bir tutum izlerseniz... Savaşırız. Yok canım. Yok yok. Kendisinin 200'lüğünden ötürü buna bir operasyon fikirleşiyorum. Eğer desteğiniz bizimle olursa çok berhudar olur. Olabilir. Bu şartlar altında olabilir. Oldu o zaman. Var mıdır bir isteğiniz? Görüşmek üzere. İspanya yılan yapıyor. Aynen. Düşürecekse onu çok komik olur. Peki. İkisi de düşmek üzere. Güzel. Bitti abi. yok dur. Marksist kazandı zannettim. İyi. İberya gökkuşağı gibi olmuş. İberya çok zor bir cephe. Yani hakkını yememek lazım. Gerçekten çok 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 sıkıntılı bir cephe ve dikkatli olmak gerek. Yoksa acı çekersiniz. Normalde ülkelerden basic böyle 1-2 galon hani şey 1-2 petrol olur ya. Ulan İtalya'da o bile yok. Ya, dolmuyor yani. Birkaç varil olsa böyle dolacak ama. Sovyetler böyle burada of çok güzel bir paket yemiş. Vur. Oraya bir de air verelim. Sovyetler Birliği çok acı çekmiş bu cephede. Bir hayli. Merhabalar Sayın Benito Mussolini. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Efendim ben de iyiyim bu arada. Biz bu arada taksitlerimizi yatırdık. Güzel. Biz diyoruz ki yani biz bir sivil atalım, biz bir Rodos alalım ya bir kendimize. Olmaz mı? O kadar size yardımcı olduk, borçlarımızı ödedik, ekonomimize can verdik. Bir sivil verirseniz size Rodos'u veririm. Tamamdır, ben size bir sivil mi verdim efendim. Vereceğim şimdi. Peki efendim bir de sol gelmişken bu Romenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bulgar'ı söküp götürdüler. Eğer ki Bulgar'la benim alakam da değil ama Yugoslavya üzerine bir emeli varsa üzülür. Peki Macarlar ya da bizim üstümüze bir emelde bulunurlarsa? Yani Yugoslavya üzerindeki tavırlarından dolayı bakılır. Yugoslavya benim için çok önemli. Yugoslavya konusunda bir agresyon yapmazsa bilmiyorum. O anki kararını veririz şu an için değil ama. Yani Yugoslavya'daki politikamız belli bizim. Belirli bir fikrimiz var ve o fikre uygun hareket edeceğiz. Anlıyorum. Siz de Yugoslavya konusunda destekliyoruz efendim. Sağ olun. İleride de biz sizin babasınız. Destekleriz. Neden olmaz. Şimdi Albanya'yı alacağız. Albanya'ya bize çok güzel bir destek olacak. Oraya koyabilirim bu arada. Merhabalar Sayın Mussolini. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız?
bizler de iyi diyemeyeceğiz aslında. Bizim durumumuz çok kötü. Yani biraz geride kaldık. Ve biz bu durumdan toparlamamız gerekiyor. Bir istediğiniz toprak, satın almak istediğiniz bir toprak var mıdır Afrika'da? Hayır. Ya da böyle bir eski Roma toprakları ister misiniz Kuzey Afrika'da? Hayır. Niye? Bence güzel olur sizin için. Halkınız bence çok mutlu olur. Hem istediğiniz gibi Akdeniz'i kontrol edersiniz. Yok. Biz istemiyoruz öyle şeyler. Tamam. O zaman iyi günler. İyi günler. Ya inatlı toprak satmaya çalışıyor da yani almayacağım abi. Kolayca işgal edebileceğim toprakları niye satın alayım lan? Belki Metrik'te pazarda ürün satmaya çalışıyorum. Değil mi? Biz size o kadar destek edelim, siz yüzsüz gibi volunteerlere bakmadığımızı itham edin, öyle mi? Efendi, Sovyet ordusunu paketlediniz da Victory Pointer'e oynadığımız için hani çok mikro gerekiyordu. Açıkçası paket bizim çok işimize gelmedi. Hani Victory Pointer'e biraz oynasaydınız daha makul olurdu. Sovyet ordusu elini kolunu sallayaraktan Portekiz'e birleşseydi görürdüm. Alman ne kadar uçak yolladı senin hava desteğin için? Ona hiç fark etmedim, ona bakmadım. Biz 100 tane Close Air Support 4 motorlu uçak yolladık. Yani keşke efendim paketledikten sonra birazcık daha o birliklerle bitirmeye gittim. Ne yapsaydım? Keşke bir Victory Point'lere destek verseydiniz efendim. Bir ayda iki ayda bitecek savaş maalesef bir yıl uzadı. Ben ya. İki Division'da yapmam gerekenin en iyisini yaptım. Almanlara söyleseydin sen onu. Benim Almanların tanrı cezasını versin. Zaten onlara bir şey demiyorum. Zaten ben değer verdiğim için size bir mektup gönderdim. Almanlara bu konuda hiçbir şey de yazmadım zaten. Ben umarım iyi anlaşıldığımı söyle yani görmüşsündür. Yani biz destek olduk yani. Peki efendim, bir demokrat falan dediniz siz ama savaş başında yine de demokrasi demedim. Öyle bir efendim? Görüş var dedim. Victor'u mu destekliyor yoksa halk? Biraz. Güzel, severiz. Biz de zaten monarşiye gidiyorduk. Yani çok bir peki, fark yok. O zaman görüşmek üzere diliyorum efendim. Teşekkürler savaşta verdiğiniz destekler için. Görüşmek üzere. Şu uçaklarımızı düşelim. Gidelim. İspanya'sı satar. Satar tabii. Hiç güven vermedi bana yani. Ben şimdi ne olacak merak ediyorum ya. Yani özellikle bu taraf nasıl olacak? Emmanuel geçtikten sonra biz nasıl bir tavır izleyeceğiz? Arnavut'u korlayacağım. Arnavut'taki fabrikalar hani kor olarak yaralanalım. Hiç acı çekmeyelim. Değil. Burayı korlayacağım. Kaça korlayacağız? 150 pp'ye korlayacakmışız peki. Efendim. Merhaba. Bir şeyler oluyor. Ne gibi? Bize geldiler. Trakya'yı, adaları verdiler. Kim? Buluyor Rumen ve Bulgarlar. Rumen, Bulgar ve Türkler üçlü pakt oluşturmuşlar. Hı. Bize karşı koalisyon kuruyorlar. Vermiyorum ama saldıracaklar. Biraz dayan. Yarım yıl dayan. Savun kendini. Ben sana destek olurum. Ya bizi garantileme şansınız var mı? Hayır ama ortada ittifak alma şansım var. He ya? He, iyi dedin bak onu biliyor musun? Savaş. Son güne kadar dayan. Tamam dedi. Biz hızlıca askerleşiyoruz zaman efendim. Güzel. Yani peki ya biz şimdi yani siz işte böyle bir kralcılar böyle bir isyan falan başlatmış doğru mu efendim? Hayır sadece gücün kimde olduğunu ve o tarz konuşmalar dönüyor yani. He, umarım başarılı olursunuz efendim. Biz sizin iktidarda kalmanızı isteriz. Teşekkürler. Tamam dedi o zaman biz yavaştan gidelim. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Konu o ne lan? İki kere Atatürk eventi yedim ben. He? Ha? Allah rahmet eyle. Bu ikinci lan. Efendim biz Balkan mütabakarasına varmıştık. Evet. Yunanlılar geliverdi. Macarlar hiç katılmadı. Öyle bir ayıpı var. Yunanlılar hakkında bayağı atıkta ve hakarette bulundu. İşte 12 adada ve Ege'de ve Kıbrıs'ta onları sürgün ettik, denize döktük iddiasına vardılar. Biz de bu küstahlıklarından ötürü Celal Bey'e kalbini kırdılar. Yok pardon Adnan Bey'in. Biz de bunların bu yaptığı faşizme karşı olmak için. Neye karşı dedin? Faşizmi. Yani sen Yunan faşizmi. Yunan faşizmine karşıyım. Faşistlik çünkü insanı sürgün etmek bildiğiniz üzere. Özür babında 12 ada ve Gödekanese adasının Türk Cumhuriyeti. O kendi aranızdaki bir muhabbet istedik. Beni pek alakadar etmiyor. Beni Yugoslavya ilgilendiriyor ve Yugoslavya üzerindeki emellerim kısıtlanırsa hepinize savaşırım. Merhabalar Sayın Mussolini, nasılsınız? Merhabalar sevgili Führer, siz nasılsınız? Efendim ben Himmler'im. Führer'im burada sizinle görüşmek için geldik. Evet.
Sizinle görüşme gerçekleştirmekteki asıl amacımız sizi kendi faction'ımıza davet etmektir. İlerleyen günlerde olur. Sizin de faşist bir hükümete sahip olduğunuzu farkındayız. Bu ortak noktalarımızın sayısını arttırıyor ve Avrupa'daki ortak düşmanlarımız adına bir savaşa girebileceğimizi, büyük kanlı bir savaşın gerçekleşeceğini herkes farkında olduğunu düşünüyorum. İleriki zamanlarda tabii ki de. Ya neden olmasın? Neden ittifak içerisinde olmayalım? Tabii. Olur. O halde size Balkanlar'da başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgili Mussolini'de. Efendim. Ya efendim kusura bakmayın, hani biz aksis olarak geldik, Alman olarak gelmedik de. Hı. Gratis var mı efendim burada? Ben aradım bulamadım ya. Ney? Gratis. Gratis? Gratis. Yok. Nasıl? Ben bir Yugoslav'a bakıp geliyorum o zaman efendim. Açarsanız bana da haber edersiniz. Ben makyaja çok ilgileniyorum da. Yok. Hani. Tamam, olmaz. Açarız belki. Bilmiyorum. Açarsanız bana bir söyleyin efendim. Halkınız pek sizden memnun değil gibi. Böyle bir Romanov diye bir soru işareti var kafalarında ama. Ya diyorlar bu arkadaşıymış, takipçisiymiş falan. Yok, kanıtlayacağım. Real siz misiniz real olana? Biziz. Öyle diyorsa? Öyle. Yani başka türlüsü düşünebilir miydi? Bilmem, düşünülebilir miydi? Onu soruyorum. Düşünülebilir. Ama düşünmemelerini sağlayacağız halkın. Yani. Oğlum adamın yaptığı espriyi çok sonradan anladım ya. Gratis. Gratis. Zor bir iç savaştan geçiyor, destek olalım. Denmark görüşmek istiyordu, bir de onunla görüşelim. Hayır İtalyacım, merhabalar. Merhabalar. Şu faşist dostunuza nacizane bir volunteer desteğini sağlamanız mümkün müdür acaba? Kime? Çünkü... Size. Danimarka efendim, evet, Latvia ile çetin bir harp eylemekteyiz. Şimdi Sovyet şöyle, ben veririm de, ben birazdan savaşa girme durumu var. Anlıyorum. Biz de ilerleyen zamanlarda komünizme ilerlemek taraftarıyız. Yani komünizmi bitirmek taraftarıyız. Bundan kaynaklı Almanların zorlanabileceği cephelere asker koymaktayız efendim. Bundan kaynaklı da savaşımız devam etmekte. En kısa zamanda Almanlar size uçak versin. Bence Almanlarla bunu konuşun. Bu sizin için daha iyi olur. Yani uçak koyabileceğim herhangi bir havalimanı olmadığından kaynaklı onu da düşündük zaten. Basarsınız efendim. Yani şu an zaten başkentini aldım. Çok basit bir çıkartmayla. Bakalım. Başarıların devamını diliyorum. Yani en yakın zamanda volunteer'ınızı bekliyoruz efendim açıkçası. Yani volunteer vereyim ama tabii volunteer... savaştan sonra. Yani iki tane şimdilik yollayabilirim. Olabilir yani, kesinlikle. Yani çünkü burada Sovyetleri düşürmek çok önemli bizim için. Evet. O zaman efendim saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler, görüşmek üzere. Faşizmin değerli kurucusu. Bizde asker kalmadı. Ya sorma. Ne güzel bir army experience kazandık. Valla ihanet edeceğim ya. İhanet edeceğim yani, bilmiyorum. Böyle bir hissiyat var içimde. Böyle şey yapmak istiyorum. İkili oynamak istiyorum. Ama öyle bir ortam, bakayım bir gelecek mi? Bak daha İngiliz hiç böyle oralı olmadı. Acaba hani şöyle milliyetçiyiz ama yani insan bir istiyor böyle bir kanına girilsin. Satış modu aktif. Uzun zamandır aktif etmiyordum ya. Evet. Norveç'i kurtardık. Sovyetlerle beraber. Uçak şirketi yok. Alacağım şimdi uçak şirketi. Evet efendim. Dayanman lazım. Git kendini savun. Evet. Çıkarma yeme. Ben Yugoslav'dan sonra yardıma geleceğim sana, tamam? Biz önce ben Ford döşüyoruz efendim sinirlerimizi. Yani savun kendini. Hem deniyoruz biz. Ne demek deniyoruz? Savun. Yunanistan sen bir Romen'e işgal uğrama. Deniyoruz. Dene. Ordu bize biraz kaynak göçerme sıkıntısı yaşıyoruz ancak ya. Onlar da yaşıyor, sıkıntı yok. Dağlarına çekil en kötü. Öyle yapacağız en kötü. Şu an ya şu an iki savunma hattımızdayız. Sen? Dur o zaman efendim, biz sizi bekliyoruz, izleyecek. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim iyi günler. Buyurun. Ya sizin Latvia'da volunteerleriniz var da vurabilir misiniz diyecektim. Vurmaya başlamışsınız. Vuruyordum zaten. Ben onun için gelmiştim. Hem de şu... Etlişin yiyorsunuz sanırım. Evet, buraya haddinden fazla bir ordu yığdılar. Benlik bir şey değil o. Ben yemiyorum. Evet, ben ona bir konuşup geleyim efendim. Tamam. Ben vurun diye gelmiştim de, teşekkür ederim. Vurmuşsunuz. Kışkırttı mı vuruyorum? Gerçekten yani volunteerlerim hiç iş yapmadığı konuşuluyor. Efendim, Sayın Mussolini. Buyurun. Almanlar bize bir konferans önerdiler. Londra konferansı. Reddedin efendim. Üzerinde emelleri varmış. Reddederseniz eğer sizinle birlikte olma şansımız artar. Tamam, evet. %-200 politik puan geçti efendim. Yani biz otokrasiyi başa getiriyoruz, haberiniz olsun.
Evet, bunu biraz gördük efendim, biraz mutlu olduk. O zaman reddetmeniz sizler için ve bizler için daha iyi. Tamam efendim, biz o zaman reddettik. Helalse kendisini aldık, güvenceliğini yani. Birazdan atmanız gerekecek. Helalse almayın, garanti çakın sadece. Efendim direkt yani, direkt otomatik geliyor. Almayın. Tamam, atacağız şimdi efendim, sorun yok. Daha şimdi Alman'a görüşelim, terbiyesini ödeteyim yani. Bunu beraber ben de görüşeceğim zaten. Anlamadım yani, ne? Bu nedir yani? Doymadı, doymadı. Doymadı, öldü ya, öldü oralarda da alacağım diye. Zaten Fransız yiyesi vardı. Kendisi herhalde bir Frankish falan Avrupa'da gidiyor. Aynen, aldı şu an. Efendim, bir görüşüp gelim efendim onunla kendisiyle. Peki, Alman sınırlarını göster, çok öpük. Alman, yani standart Almanya'nın Polonya demandını attı. Zaten bunu kabul etmeyecek bir Polonya çok zor. Çok zor yani. Hatta Yugoslavya bile sulandı. Bilmiyorum. Biraz fazlasıyla şey yaptı. Rakip aldı kendine. Mefesi olmayan bir Alman gelip de Yugoslavya'yı istedi. İnanılmaz. Abi İsviçre'yi neden hiçbir zaman almıyorsunuz? Aslında alınması gereken bir ülke. Niye almıyoruz? Bilmiyorum. Unutuluyor genellikle. Ya pek unutulacak gibi gelmeyebilir ama aslında unutuluyor. Merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız Sayın Mussolini? İyi sevgili Führer de, siz bizi pek iyi görmek istemiyorsunuz galiba. Efendim, nasıl yani? Öyle bir şey mümkün mü? Yani Yugoslavya büyük krizden sonra Enayis'a girdi. Niye yani, Yugoslavya'da biz, böyle bir kriz yaptınız? Bizim asıl hedefimiz Yugoslavya'nın etnik kökenlere bağlı olarak topraklarının dağıtılması. İtalyan olan İtalyanlara, Alman olan Almanya'ya geçip bağlanması. Yani Almanya'nın bir toprağı var. Bizim çok toprağımız var. Kesinlikle zaten. Misali Slovenya için yaptık bu arada. Yani bilemiyorum. Üzerine bir de... Slovenya'yı almak istemiştik. Sayın Mussolini, önceden de dediğimiz gibi ortak düşmanlarımız var ve ortak amaçlarımız var. Bizim Slovenya'mız olduğu gibi sizin de Dalmaçya'nız, Sırbistan'ınız vesaire var. Yani bize danışılmadan böyle bir konferansın düzenlenmesi ne kadar doğru? Biliyorsunuz Roma ve Berlin arası uzak mesafe. Biz sizi ayrıca rahatsız etmek istemedik. Böyle bir konuda. Günlerde... Biz de o konferansın reddedileceğini de pek planlamamıştık. Evet, biz İngilizlerle anlaştığımızı düşündük zaten. Temsil ama İngilizler kabul etmedi. Biz kendi toprağımızı alıp çekilecektik. Yani bilemiyorum, ama yaptığınız reddedildi. Hareket çok hoşuma gitmedi benim. İngiliz'in yaptığı hareket de bizim hoşumuza gitmedi pek. Aynen öyle. Yani İngilizler bir demokrat, demokratlara zaten güven olmaz. Ama sizin i̇şte. Kendi görüşünüzden birine bunu reva görmeniz ne kadar mantık? Efendim sizin de... Efendim. İleriki günlerde biraz daha otokrat bir rejime kaydınızı görmek. Biz zaten kralcıyız. Yani... Doğru. Evet, hala kralınız zaten ülkenin başında. Biz hala da kralcıyız. Öyle bir şey yok. Otokrat olsak ne, otokrat olmasak ne? Kral iktidarı ele geçirse ne, ele geçirmese ne? Kesinlikle. Eğer sizin için de uygunsa dediğim gibi ilk yaptığım teklif hala sürmekte. Efendim, bizim teklif de sürmekte. Sizin de teklifinizi... Zaten... Bekliyorum. Niye? Ya bana göre değilsiniz. Oo. Çok yani bilemiyorum, bana göre değilsiniz. Teşekkür. Elektrik alamam sizden. Elektrik alamadım. Siz evet. En iyisi bıyıklı birine gidin. Yok, olmaz. Benim bıyığım var. Yok efendim. Olmaz. Ben almayayım. Ya bilemiyorum. Ben elektrik alamadım. Efendim, siz de bıyık bıraksanız. Alakası. Ben mi? Ben mi? Yok, Mussolini. Ben bırakırım bıyık ha. Sen bırakır mısın? Bırakırım, şakam yok, bırakırım. Bilmiyorum. Şey diyemedim şimdi. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa biz isterseniz kaçalım. Yavaştan uzayalım. Görüşmek üzere. İleriki günlerde görüşmek üzere efendim. Görüşürüz efendim.